Al giy şunu. Okulda mı çalışıyorsun, mezbahanede mi belli değil. Ahmet yaptı ha? Bekir istettiği. Müdür bey, bu konu aramızda kalırsa. Ne demek aramızda ya? Ne diyorsun sen? İşlediği suçun cezasını çekecek Ahmet. Onu azmettiren Bekir. Tamam. İkisinden de şikayetçi olacaksın o zaman. Hayır. Nasıl hayır ya? Şikayetçi olmayacağım. Tamam, ben olurum o zaman. Hayır. Ya ne diyorsun hayır? Ne yapacağız o zaman? Seneye mi çekeceğiz? Ha? Sen birisi gelecek seni böyle bıçaklayacak. Sen de olur böyle şeyler diyeceksin öyle mi? O zaman ne olur biliyor musun? Ahmet hapse girmez. Olacak olan bu. Olması gereken bu. Olması gereken? Ortada bir suç varsa onun cezasız kalmaması. Sen ona iyilik yaptığını mı sanıyorsun ya? Ha? Cezasız kalan suç yeni suçlara teşvik eder. Başka da hiçbir işe yaramaz. Sen onu hapisten kurtarmıyorsun. Yeni suçlar için onu cesaretlendiriyorsun. O daha bir çocuk. Ne yaptığının farkında. Deli gibi pişman. Hadi diyelim şikayet ettim, Ahmet hapse girdi. Bekir de girecek mi sanıyorsun? Ha? Azmettirme suçunun ispatı çok zor. Hadi diyelim o da oldu. Bekir de içeri girdi. Ya Ahmet'in annesi? Kardeşi? Onlara ne olacak? İyi. Madem ne yaptığının farkında, sonuçlarını da tahmin ediyordur o zaman. Ahmet çok iyi bir çocuk. Sadece doğru yönlendirilmesi lazım. Lütfen. Ben bu okulun müdürüyüm. Ve bu çocukların hepsinden sorumluyum. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bana işimi öğretmeye kalkma. Bu konuyu da sizle daha fazla konuşmayacağım, tartışmayacağım. Atlas hocam. Hayır. Bırak onu. Hayır baba.